müzayedede yer alan tam bir bahar müjdeleyicisi, bir çiçekler görüyorum. Yani İlhami Demirci ile karşı karşıyayız. Türk empresyonistleriyle Türk modern kuşağın arasında bir geçiş sanatçısı aslında kendisi. Burada da hem o empresyonist vuruşları hem de o Matisse'de gördüğüm renk kurgularını bir arada görüyorum. O vazo içerisindeki çiçekler aslında o ayrıntılarıyla değil de bende bıraktığı his ile baharın müjdeleyicisi gibi çok keyifli bir natürmort. Hemen arkasında da bu hafta 8 Mart Kadınlar Günü şerefine sayılı kadın ressamlarımızdan Nazlı Ecevit'e ait harika bir peyzajla karşı karşıyayım. Burada denizin rengi, orada çalkantılı bir sabah resmi gibi, otobüste durakta bekleyen kişiler, bir şehir telaşı, uçuşan kuşlarla tam bir peyzaj, Nazlı Ecevit Kadınlar Günü şerefine rastladığım güzel bir işiyle. Hemen yanında sanki bir Sezan tadında Şefik Bursalı var. Evet, dönem Müstakil Ressamlar Kuşağı'nın bir sanatçısı Şefik Bursalı da amaç kübizmi ve fovizmi birlikte Türk resim sanatına vermek. Burada da gene ters perspektif anlayışı ile o canlı meyveleri yerleştirmiş büyükçe de bir tablo. Çok güzel bir Şefik Bursalı, dediğim gibi Sezan tadında. Yanında gene kendi renk tonlarıyla döneminin böyle romantik sanki tonlar kullanan, hep aynı renk tonlarıyla Edip Hakkı Köseoğlu'na ait bir figüratif iş var. Orada da aynı amaçlarla gökyüzü ve yeryüzü iki ayrı renk grubuna ayrılmış. Ön planda köylü figürler var. Yüzlerini seçemiyoruz. Ama aynı o ekspresyonist ifadeler bu tabloda da var. Yorgunlar, emekçiler, Edip Hakkı Köseoğlu'nun da kendine has o pastel tonlarıyla kullandığı güzel bir figüratif eser var.